Selamünaleyküm. Balina avına gidip de sazan olan, dolandırılan şahıslar. Beni baştan sona iyi dinleyin. Ivır zıvır kişilere para yağdırdınız. Paranızdan oldunuz. Eşiniz, karınız, kızınız o kişileri sosyal medyada takip ederek fenomen etti. O paralar, sizin paranızla o şahıslar kamera karşısında şov yaptı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İllegal bahisten yatırmış olduğunuz paraları X kişiler alıyor, bak gördünüz haberlerde. Alıyor, çatır çutur yiyor karısıyla beraber. Karısını da senin karın takip ediyor. Kızın takip ediyor. Ay ne kadar tatlı kız değil mi? Bak buralarına estetik yapmış. Bu. Bu. Bak şu anda bu. O şu anda gündeme çıkan iki kişi var ya, karı koca, biliyorsunuz onları. İsmini vermeyeceğim. Onların o tongasına düşmeyeceğim. O kişilerin, daha doğrusu o kadının estetikle, cartla curtla, bilmem neyle güzelleşip para bilmem ne saçlarına takıyor, yok bilmem altın suyu içiyor falan, bilmem bir şeyler, kahve mavi. Nasıl oluyor? Senin paran oluyor. Ahmet senin, bak Mehmet, Ahmet, Mehmet sana diyorum lan. Sana. Senin paranı o karı alıp saçına takıyor. O karıyı kim takip ediyor? Senin karın takip ediyor. Anladın mı? Bu. Devam edin yani illegal bahislere. Devam edin abi. Oğlum bunlar örgüt lan. Bunlar terörden daha büyük bir örgüt. Bunlar Müslüman kanı içen, bunlar Türklerin kanını içen insanlar. Vermeyin oğlum para. Anlıyorum, kumar çok güzel gözüküyor. Çok zevkli gözüküyor. Geceleri çok sarıyor aman abi arkadaşlarınla oynarken. Ama olmuyor. Olmuyor. Niye illegal diye gözüküyor bu ülkede? Vergi vermiyorlar çünkü. X kişi gidiyor Kıbrıs'a, oradan buradan Batman coin moin bir şeyler açıyorlar siteler. Şuranın balinacısı, şuranın yatırımcısı, şuranın findeksi, şuranın bilmem neyi. Kardeşim ben her şeyi görüyorum. Baba ben her şeyi görüyorum. Görüyorum yani. Ben de girerdim X yatırımlarına, bilmem, girmiyorum. Ben ne diyorum size yıllardır? Yasal iddiadan şaşmayacaksın. Senin o iddia bayinde, hani sokakta görürken kenarda ne görürsün? İddia bayı görürsün. Kim var içeride? Dirseğini koymuş, hafiften dom almış, gazeteye bakan yaşlı amcalar gibi, tatlı tatlı şirin amcalar, çıtırında oynayacaksın. O odur yani. Ben de bak, hiçbir insan günahsız değildir. Tövbe aşağı, kimse peygamber değil. Herkes bir şeyler yaşayacak ki, ağzı yanacak ki, veya ders alacak ki diyeyim. Ağzı yanmak değil. O insanı kudurtur o kelime. Bak, kumar oynayan kişilerin eşleri, dostları, bağımlı olan eşler, ablalar, teyzeler. Yani sizin eşiniz eğer bağımlıysa onu o kadar iğneleme, iyice hırslandırma. Onun o noktaya, o raddeye gelmesinin tek sebebi dopamin salgısı. Onu oraya getiren o arkadaşları ıvır zıvır sosyal medyada ne görmüşse o getirdi. Düşmeden de kalkamaz o. Düşsün bırak ama iğneleme. İğnelersen devam eder. Demem o ki, şu anda bu videonun başından beri ne dedim? İllegal bahislere para atmayın dedim. Oynayan kişiler hata yapabilir ama toparlanabilir. Borç her türlü ödenir. Bak para her türlü gelir ama sağlık gelmez. Misal kumardan para kaybettin, pat öldün. Bu olmaz. Bunu yapacaksan zaten sen kumar oynama. Kumar nedir? Çıtırdır. Çerezliktir. Giderse gitsin ya, bir deneyeyim denilen bir şey. Bu. Bunu ayarlayabiliyorsan eyvallah, ayarlayamıyorsan kardeş sen girme. Bak her insanın yapısı farklıdır. Beni bu kelimeleri dinlerken bile bana uyuz olacak mallar bile var ya. İnsanların yapısı çok farklı. Şu an beni dinleyen sen var ya kardeşim, sakin sakin dinliyorsun, helal olsun diyorsun ya. Sen bana helal olsun derken X kişi bana uyuz oluyor şu anda. Çünkü insan yapısı çok farklı. Bazı insanların zaafı çok kadınlaradır. Erkekler için söylüyorum. Bazı kadınların erkekleridir. Esmer erkeklere, carta curta. Bazılarında kumar. Yani adam yastığına, yatağına, döşeğine Sweet Bonanza'nın sembollerini koyacak neredeyse. Geçen gün skeç izledim. Çok güzel hareketler bunlarda. Gate of Olympus'un 500x, dede 500x atıyor ya. Ben izliyorum hepsini, biliyorum YouTube'dan. İnsanların odak noktasını bildiğim için söylüyorum bunu. Oynadığım için değil yani. Küçükken biz de girdik, biz de gördük zaten. Gördüğüm için ben bunları, yaşadığım için söylüyorum. Bak bunlar gün yüzünde olan şeyler. Şimdi bak, beni izleyen birçok insanda borcu vardır. Neden? O Gate of Olympus'un 500x'inden, cartından, yurtundan, şekerinden, arkadaşlarına hava atmak için yapılan şeylerden dolayı. Anlatabiliyor muyum? Yapmayın. Skeç izledim ya. Adamlar çıkarmış çok güzel hareketler bunlarda. Pişti. Gate of Olympus'taki dedeyi yapmışlar. Skeç yapmışlar. 500x atıyor. Oradan hatta diyorlar ki 500x attın dede, ne yapıyorsun falan muhabbetler dönüyor. İzlemeyen varsa izleyebilir. O kadar ki artık insanların bilinçaltına yerleşmiş bu muhabbet. Ve
orada şeyi merak ettim. Seyirci gülecek mi? Herkes güldü. Herkes biliyor kardeşim. Ulan Metin 2'de yazı yazıyorsun. Beyler dede açık mı diyorsun. Herkes diyor ki girme kardeş bilmem. Herkes biliyor. Ulan imama kadar. Geçen çiğ köfte dedim, çiğ köfteci de oynuyor. Otobüs şoförü oynuyor. Herkes oynuyor ulan. Zehirlendik kardeşim ya. Kur'an çarpsın zehirlendik. Bu videonun başında zehirlendik diye koyacağım ya. Vallahi yeter yapmayın. Kur'an çarpsın yapmayın. Dozunda bırakın. 3 milyon da borcun olsa vallahi bir şeyleri kaybetmedin hala. Bekle zamanla her şey kapanacak. Kumar oynamayan, yani daha doğrusu illegal bahis oynamayan kazanır. Oynayacaksan iddia bayinde gideceğim 5-10 lira, 100 lira, 200 lira. Zenginsen 10.000, 5.000. Budur yani. Dozunu kaçıracaksan sen yapma kardeşim bu işi. Ben de oynuyorum. Bak ben bu arabayı oynayarak aldım. Ama ne iddia bayinden gittim 20.000 bastım zamanında 100.000 aldım misal. Basketbol oynadık. Kazandık mesela. Basketbol tahmin oynamıştım. Gittim paşa paşa iddia bayinden aldım. Belgemi bankadan çektim. Cartçut bilmem ne falan filan. Yasaldan şaşmayın. Ben yıllardır iddia bayi işlettim. Benim akrabalarım iddia bayi işletiyor. Benim hayatım bu. Ve benim gibi bir insandan bu kadar güzel tavsiye almanız sizin için veli nimet olması lazım. Yani izleyen bayanlara da söylüyorum, baylara da söylüyorum. Yapmayın abi. Yasaldan şaşmayın. Görüşürüz.